Ne? Annesi git kucağına al. Kaldırmasın oraya bak kendisiyle oynasın. Tamam. Sıklıkla evlerde temizlik amacıyla kullanılan, insan vücuduna değdiği zaman yakıcı olabilecek maddeler piyasada kontrolsüz olarak satılabilmekte. Bazen de evlerde bilinçsiz aileler tarafından kola şişelerine konularak saklanabilmektedir. Özellikle bu yaş grubundaki çocuklar her şeye meraklıdır, her şeyi alıp ağızlarına atarlar. Buldukları maddeleri de su sanıp içebilmektedirler. Ve bunlar içtikleri zaman yemek borusunda yanıklar oluşturabilmektedir. Hastanemizin acil servisine hemen hemen her gün bu şekilde 1-2 hasta başvurmaktadır. Bunların şans eseri çoğunluğu maddenin tadı acı geldiği için tükürmekte ve ağız içindeki yanıklarla atlatabilmektedir, ucuz atlatabilmektedir. Ancak bazı hastalarımız bunu içebilmekte ve yemek borusunda yanıklar oluşmaktadır. Bu yanıklar oluştuktan sonra tedavisi uzun süreli ve zahmetlidir. En basit tedavisi yemek borusunda tıkanıklık oluştuktan sonra genişletmek şeklindedir. Ancak hastamız bu çok miktarda ne olduğunu bilmediğimiz bir madde içtiğinden dolayı yemek borusu tamamen yanmıştı. Hiçbir şekilde yutamıyordu. Tükürüyor, soluk yollarına kaçıp akciğer enfeksiyonuna neden oluyordu. Bu amaçla beslemek amacıyla öncelikle midesinden karın duvarına bir tüp oluşturup oradan besledik. Artı tükürüğü boynunun kenarından akması için özofagostomi adını verdiğimiz boynun sağ tarafından bir delik açtık. Hastamızı bu şekilde yaklaşık 8 ay takip ettikten sonra tamamen yanan yemek borusunun yerine kalın bağırsaktan yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda bir parçayı alarak yemek borusunun yerine onu yamadık. Abla. Evet, hastamız yaklaşık bir yıl önce ne olduğunu bilmediğimiz ama muhtemelen çok kuvvetli bir asidik madde içmiş. Buna bağlı yemek borusunun tamamı yanmıştı. Tabii rehabilitasyon ve tedavi süreci uzun sürüyor. 9 aydır biz bu çocukla uğraşıyoruz birebir. Tabii yutamadığı için, yemekleri yiyemediği için sürekli yedikleri şeyler ciğerine kaçıyordu. Biz de önlem olarak yemek borusunu, zaten çok kısa 8-10 santimlik bir kısım kalmıştı, onu boyundan dışarı aldık. Daha sonra midesine taktığımız bir tüple çocuğu besledik. 9 aylık uzun bir tedavi sürecinden sonraki aşamada en optimal, en iyi şartlarda hastanın dünyada en çok kullanılan teknikler, yani kolon dediğimiz kalın bağırsağını kullanıyorsunuz ya da mideyi tüp şeklinde yemek borusu olarak kullanabiliyorsunuz. Biz kolonu kullandık, kolonu kullanmayı tercih ettik. Uzun süren, bir yaklaşık 8-9 saat süren bir ameliyat sonrası yemek borusu buna kalın bağırsağı kullanarak yapmış olduk. Tabii ondan sonra bir haftalık yoğun bakım süreci ve daha sonra da bir haftada serviste rehabilitasyon süreci devam etti. Çok şükür şu an çocuğumuz iyi. Tabii uzun süre yemek borusunu kullanmadığı için çocuk yutmayı, tükürüğünü yutmayı bilmiyor. Yeni yeni onları öğretiyoruz. Yaklaşık bu rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra da evine taburcu edeceğiz. Tabii bu iş burada bitmiyor. Yine takip ve tedavimiz devam edecek. Bizim buradan belki söylemek istediğim şey, biz bunlara çok sık maruz kalıyoruz. Şu söylenebilir, işte korozif özofajit dediğimiz, işte bizim Emin Hocam'ın da bahsettiği gibi günde birkaç kez polikliniğe ya da acil servislere başvuran hastalar sonuçları bunlar olabiliyor. Hayati ölümcül tehlikelere maruz kalabiliyor. Annelerden, babalardan, ebeveynlerden rica edeceğimiz şey şu: bu temizlik maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlere saklamamız, markasını, içeriği ne olduğunu bildiğimiz ürünleri almaları, mümkünse bunları kullandıktan sonra çocukların erişemeyeceği, uzanamayacağı kilitli dolaplarda saklanmasını şiddetle öneriyoruz. Yani küçük bir ihmal çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor. O anlamda burada görev, esas görev anne ve babalara, ebeveynlere düşüyor. أتشكر الدكاترة كثير كثير أتشكرهم الحمد لله المنزلات قامت بخير وسلامة أتشكر الدكتور أمين خواجة كثير 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 شكرا